olacak acaba, yapıştır boya katla, tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma, sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla, başarmanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu. Yapıştır boya katla, tüm cevaplar sürpriz kutusunda. Aa! Dur işte editör, program başlamış. Niye hiç uyarmıyorsun beni? Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel söylediğimi düşünmene sevindim. Kaptırmışım kendimi, ne yapayım, şarkı çok güzel. Evet, başlayalım mı sürpriz kutusuna? O zaman ne diyoruz? Bugün neler yapıyoruz? Hofusu pofusu gelsin sürpriz kutusu. Geldi sürpriz kutusu. Evet. Bakalım malzemelerim nedir? Açıyorum çatıyı. Ne çıktı içinden? Keçeli kalem. Evet. E bende vardı. Bu niye verdin ki? Neyse. Tamam. Vermiş. Verdiyse kullanacağız. Evet. Bakalım burada ne var? Kuru boya. E bu da bende var. Niye verdin ki bunu? İyi tamam. Peki. Ne yapalım? Şimdi çekmecemde ne var? Bu ne? Şişe kapağı. Meyve suyuyla soda içiyor, kapaklarını bana gönderiyor ondan sonra. Burada ne var peki? Hamur yapıştırıcı. Çok seviyorum ben bunu. Bak iyi ki bunu gönderdin dönüştüratör. Bununla bir sürü şeyi güzel güzel yapıştırabiliyorum. Çok işe yarıyor gerçekten. Bakalım burada ne var? Aa, anahtar da burada. Hem anahtar hem de kırmızı bir keçe. Peki evimin içinde ne var? Bakalım. Ne var evimin içinde? Ha, karton. Koli kartonu. Güzel, işe yarar. Peki bu ne? Kağıt mı? Aa, kağıt. Güzel. Kağıt güzel de. E böyle daha başka malzeme yok mu? Aa. Ne bileyim. Kutu koysaydım bari. E şimdi ben bu malzemelerle ne yapacağım dönüştüratör? Hı? Bir fikrin var mı? Ya da senin aklına bir şey geliyor mu? Eskiden ne güzel şey. Kağıtları böyle katlardık. Değil mi dönüştüratör? Böyle katlayarak bir sürü şey yapardım. Origami yapardım mesela. Sonra ne yapardım? Şey yapardım. Tuzluk yapardım. Tuzluktan bak böyle hop hop hop. Hop hop böyle açıp kapatırdım, tuzluk olurdu. Oraya içine bir şeyler yazardım. Sen hatırladın mı dönüştüratör? Aslında çok iyi fikir. Tuzluk bir kukla yapacağım. Böyle ağzını açan... Böyle bir kukla yapabilirim. Ne? İyi tamam. Sen de yap. İkimiz de tuzluk kukla yaparız. Sonra onları oynatırız. Hangimiz daha güzel yapacak acaba? Tamam o zaman gel ben sana tuzluk kukla nasıl yapacağım bir anlatayım. Kağıda tuzluk şeklinde katlarım. Keçeli kalem ve kuru boyalarla boyarım. İki yanını yapıştırırsam sadece ağız gibi açılır ve kapanır. Keçe parçasından dil, kapaklardan da göz yaparım. Göz bebekleri için de bir malzeme bulup kapakların ortasına yapıştırırım. Bir de gözü tuzluğa tutturabileceğim bir parça bulursam tuzluk kuklam tamamlanır. Evet, şimdi tuzluk kukla yapmak için kare bir kağıda ihtiyacım var. Benim kağıdımsa dikdörtgen. Peki bu dikdörtgen kağıdı nasıl kare yapacağım? Cetvelle ölçüp kesebilirim. Olabilir ama bundan daha kısa bir yol var ve bunu sevebilirsin. Şimdi bu kağıdın şu köşesini aldım, tuttum. Aldım böyle, şuraya koydum. Parmağımla şöyle yaptım. Böyle güzel bir üçgenim oldu. Sonra bunu alıyorum, hop döndürüyorum. Sonra şu kalan parçayı şöyle kıvırıyorum. Şimdi bunu kesiyorum. Bir karem oldu. İşte böyle. Gördün mü? Buradan böyle izi de var. Fakat benim bu izden bir de buraya yapmam gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Bunu aldım bu kulağa, karşı kulağın üzerine koydum. Hop açtım. Bir burada iz var. Hop bir burada iz var. Ne güzel değil mi? Evet. Bir ucundan aldım. Şu ucunu tam şu merkeze doğru böyle götürüyorum. Şöyle katlıyorum. Çok uzun zaman olmuş yapmayalı.
Ben de biraz zorlanıyorum şimdi hatırlamakta. Eğer sen de mesela zorlanıyorsan, yani annene babana sorabilirsin. Çünkü onlar yıllar önce kesin yapmışlardır tuzluk. 4 tane kulak var ya, bu kulakları altta bırakacağım. Yani bak, şunlar var ya, bak bunları hop altta bıraktım. Şimdi sanki hiç yapmamışız gibi deminki hareketleri bir daha yapıyoruz. Mesela şu kulağı yine götürüp karşı taraftaki orta noktaya götürüyorum. Yani şöyle. Evet, şimdi ne yapıyorum? Hop, böyle katladım. Hatta şunun şurasından da bir kere daha böyle katladım. Bu katlamaları yapıyorum ki sonra parmaklarımı arkadan geçirdiğimde kuklaya rahatça istediğim şekli alabilsin diye. Mesela bunu bir de bu tarafa da katlıyorum şöyle. Evet, şimdi açtım. Şimdi şöyle, bak gördün mü kulakçıklar? Bu kulakçıklara parmak geçiriyorum şöyle. Bak gördün mü bak. Şöyle hop diye geçti. Sonra bu sefer şuradakine geçiriyorum. Böyle ve sonra böyle büküyorum. Şuna karar veriyorum sevgili arkadaşım. Bunu boyayacağım ya. Şimdi hepsini tekrardan açarım. Böyle yayarım ama o zaman nereye boyayacağımı anlayamam. Daha iyi boyayabilmek için şöyle bir kurşun kalemle şuraya bir B harfi koyuyorum. Ya bak burayı boyayacağım. Burayı da boyayacağım. Burayı da çok bastırma ama sonra silmek zor olur. Şöyle de B, şuraya da B, şöyle bir B. Bak buraları hep boyayacağım. Bir de bunun ağzı olacak. Bak böyle konuşacak bak. Diye konuşacak ya. O zaman bak şuralar da ağız işte. A, burası da A. Bak A diye yazıyorum ki buraya ağız. Orayı başka renk boyayacağım çünkü. Hatta dudakları da olsun bak çok güzel olur. Şuralara şöyle yuvarlak da çizerim böyle. Buraları da boyarım dudak renginde. Şimdi ne yapayım mesela? Değişik bir renk olsun dışı mesela. Fonu ne olsun böyle suratı kukla mor olsun. Mesela mor alıyorum buradan. Nerede mor? İşte burada. Eğer şu B'leri mesela ben çok az bastırdım ama yine de olsun istemiyorum. Yani boyayacaksan onu silebilirsin. Şimdi şurada küçük dudakçıklar vardı ya. O dudakçıkları ne yapsam mesela dudak ne? Pembe dudaklı olsun. Bakayım şimdi. Şurada neler kaldı? Ağızlar kaldı. Bak ağlar var tabii. Ben de bitti diye düşünüyorum. Evet. Ağız ne olsun? Sarı olsun. Tamam. Kuru boyalarımda sarı var mesela. Şu A'yı siliyorum. Ve şuraya güzel bir sarı. Bakayım dudaklar düzgün yere gelmiş mi? Şimdi tekrar şöyleydi ya hani. Bu arkası böyle. Şunu şöyle tekrar kapattım. Ve parmaklarımı şu küçük kulakçıkların içine şöyle geçirdim. Bakalım. Dudakları olmuş. Yani aşağı yukarı aynı yere denk gelmiş. Şimdi mesela siyah keşeli kalemim vardı benim burada. Bununla böyle benekler çizeyim. Çerçevelerini yapıyorum önce bu beneklerin mesela. Şurada bir yuvarlak olsun. Hala gözlerim yok. Konuşuyor bu. Şimdiden konuşmaya başladı. Ama konuşurken de böyle oldu. Bir anda tanımadığımız bir kukla oldu bu. O yüzden ne yapacağım? Şimdi burası ağzı ya. Demek ki bunun böyle yana doğru hiç açılmaması gerekiyor. Yani böyleyken tamam. Şu hareket olmayacak. Demek ki buralara yapıştırıcı süreceğim. Yapıştırıcı ne kullanayım? Sıvı kullanacağım ben bunda. Mesela sıvı yapıştırıcıyı aldım. Çok olmamakla beraber şöyle şuralara, tek tarafına yani. Dört tarafına da sürmeme gerek yok zaten. Evet. Şimdi bak. Hop. Tamam.
Neyse, o daha da konuşmadan ben şunu 2 dakika şöyle kurumaya bırakayım ve ona güzel bir dil yapayım. Dili nasıl yapacağım? Keçe çıkmıştı ya sürpriz kutumdan. İşte şöyle. Mesela böyle doğal bir köşe var burada. O köşeyle çok oynamıyorum. Şöyle güzel bir yay çiziyorum şöyle. Heh, gördün mü? Şöyle bir yay. İşte şu yay benim dilim olacak. Evet, işte. Kocaman bir dil. İşte bu dil tam olarak tuzlu kuklamın dili olacak. Aa, bu arada buraları da kurudu ha. Evet, çabuk kurudu. Şimdi şunun dibine kadar şöyle götürüyorum. Parmağımla bastırıyorum. Birazdan kurumuş olacak. Şimdi ben ona göz yapmak istiyorum. Ama nasıl göz yapacağım? Şu karton çıkmıştı ya. Tamam, kartondan olur. Olur tabii ki. Şimdi 2 tane göz bebeği yapacağım. Şuradan şöyle çiziyorum bir tane. Bir tane de şöyle çiziyorum. Bakayım, bu sanki biraz dar gibi mi oldu? Ama asıl önemli olan şuradaki gazoz kapağımı üzerine koyduğumda yetecek kadar yer olması. Evet, gayet iyi. O zaman ben şimdi bunu böyle güzel güzel kesebilirim. Dönüş teratör, göz bebekleri olsa güzel olmaz mı? He? Olur tabii. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? Bence ağacıma gideyim. Sen ne dersin? Bir ağacıma bakayım. Orada düğmeler falan oluyordu ya. Büyük ihtimalle olabilir. Ama böyle şöyle çok büyük olmayan düğmeler mesela. Heh, işte şunu arıyordum. Bu düğmeler tam bana göre. İçinde bir sürü renkli düğme var. İstediğim rengi kullanabilirim. Mesela mavi var mı acaba? Mavi gözlü olmasını istiyorsam mavi düğme olması gerekiyor. İşte burada. Evet. Tamam. Bunu böyle aldım. Şimdi şunu da şöyle yapıştırmak için şuradan azıcık yapıştırıcı sürüyorum. Şuraya şöyle koydum. Bunlar kururken havada dursunlar istiyorum. Evet. Yani bu ikisi böyle havada dursun. Hatta böyle oynadıkça sallansın. Öyle bir şey. Bir malzeme. Dönüştüratörüm belki bana yardım eder. Ha? Ne dersin dönüştüratör? Yine yaptı yapacağını. Evet, bakalım bilmecemde ne yazıyor? Yürürken tutarım elimde. Gerektiğinde hep üstümde. Korur beni hem ıslanmam hem yanmam. Ters döner rüzgarlı günde. Ters döner rüzgarlı günde hani hop falan. Şemsiye olabilir mi acaba bu bilmecenin cevabı dönüştüratör? Teşekkür ederim. Buralarda bir şemsiyem olacaktı. Çok uzakta değil. Ha, tamam işte şurada. Evet, şemsiyem burada. İşte bu çekmece şemsiyeli çekmece. Bakayım içinde ne var? Aa, ne yayı bu? Dönüştüratör? Ha, biten kalemlerin yayları. Çok akıllıca. Onları bile saklamış. Evet, işte bunları gözlerimi yapmakta kullanacağım. Gözlerime yapıştıracağım. Şöyle yapıyorum. Hamurum vardı. Yapıştırıcı olarak kullanacağım onu. Çünkü burada metal ve kartonu birbirine dikey olarak böyle yapıştırmak çok zor olabilir sıvı yapıştırıcıyla. İşte tam aradığım ürün bu ürün. Ne yapıyorum? Şunu elimde biraz böyle küçük böyle yumuş yumuş yapıyorum. Ondan sonra bunu yumuş yumuş yaptıktan sonra işte bir tane telimi aldım. Gözümün üstüne koyuyorum bunu böyle. Ve şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi aynısını ona da yapıyorum. Kirpikleri olursa çok güzel olur. Dönüştüratör, bana kirpik yollar mısın?
Bilmecem geldi. Bakalım ne var bilmecemde. Şimdi. İnşallah çok zor değildir. Zor olunca bilemiyorum. Daire gibi ama değil sanki şeklim. 6 tanedir birbirine eşit kenarlarım, köşelerim. Tamam. Birbirine eşit kenarlı, daireye benzer ama değil. Tabii ki altıgen bu. Doğru mu demiştiratör? Evet, bilmişim. Buralarda bir yerde altıgenim olacaktı, biliyorum. İşte şurada. Evet, altıgenli çekmecem burada. Bakalım içinden ne çıkacak? Aa, tüylü tel. Benim masamda vardı bu. Bu sefer bu bilmeceyi sen sormamış ol. Ben de cevap vermemiş olayım. Böylelikle ben bunu kendim bulmuş gibi yapayım. Olur mu? Olmaz mı? Hatta ben bunu hemen buraya böyle koyuyorum. Koyup hemen kaçıyorum. Kendi sarı tüyümü de alıyorum. Olur olur tamam. Evet şimdi bundan kirpik yapacağım. Nasıl kirpik yapıyorum? Böyle minik minik şöyle şeyler kesiyorum. Bak biri uzun biri kısa. Şimdi bunu alıp şöyle koyuyorum. Biraz uzatıyorum ama dediğim gibi yani. Bak şöyle olabilir mesela. Yeterli şekilde uzamasın diye böyle biraz çektim onu böyle. Mesela şurada parçalarım var ya. Bir tane uzun aldım. Hop böyle koydum. Evet. Sonra bir tane kısa koyuyorum. Bir parça hamur alıyorum. Yapıştırıcıdan ve mesela şu turuncu yuvarlak, şu turuncu yuvarlağın üstüne şıp badanak koyuyorum böyle. Çok bastırmıyorum ama hafif yükseltili kalsın yani böyle bir top gibi. Çünkü oraya neyi batıracağım? İşte gözümü bak tuttum böyle şuradan hamur yapıştırıcımı biraz sıkıştırıyorum. Ve evet bu gözüm bak böyle durabiliyor. Şimdi ikinci gözümü yapmak istiyorum. O yüzden ikinci gözüm için biraz daha hamur yapıştırıcı alıyorum şuradan. Oradaki arkadaşa anlat beni nasıl yaptığını. Tamam anlatıyorum. Şimdi dinle beni. Öncelikle kağıdımı katlayıp keserek kare şekline getirdim. Karenin bir ucunu üçgen oluşturacak şekilde diğer ucuyla birleştirdim, iz yaptım ve açtım. Aynı işlemi diğer uçlar için de yaptım. Dört ucu da karenin tam ortasında birleşecek şekilde katladım. Tersini çevirip aynı şekilde yine dört ucu ortada birleşecek şekilde katladım. Ve elimle açarak tuzluk şeklini oluşturdum. Katladığım tuzluğu açtım ve boyadım. Tekrar katladım. Kenarlarını yapıştırıp sadece aşağı yukarı açılır hale getirdim. Keçe parçasından bir dil şekli çizdim ve ağzım içine yerleştirdim. Koli parçasından göz yapmak için iki parça kestim. Düğmeleri gazoz kapaklarının ortasına, kapakları da gözlerin ortasına yapıştırdım. Tüylü tellerden kirpik yaptım. Kalem yaylarını hamur yapıştırıcı yardımıyla kuklaya tutturdum ve bu şekilde tuzluk kuklamı tamamladım. Çok heyecanlıyım. Çünkü niye biliyor musun? Dönüştüratör bu malzemelerle bize ne yaptığımı söyleyecek. Hadi bize göster dönüştüratör. Bir tavşan. Evet bir tavşan. Bence çok güzel. Dönüştüratör harika yapmışsın. Hem de kağıttan bir tavşan. Ve düğmelerden göz, keçeden burun. Böyle kartonu da boyamışsın yeşile. Sanki bu tavşan çimlerde geziyor gibi güzel bir zemin olmuş. Ağzı da güzel, gülen bir tavşan. Senin de arkadaş olabilir miyiz? Sana arkadaşlık teklif ediyor. Bence güzel arkadaş olabilirsiniz. Birlikte gezersiniz. Ne dersin? Evet, iyi fikir. Eğer bu yaptıklarımı yeniden izlemek istersen ...trtçocuk.net.tr adresinden ya da TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bu malzemelerle sen de bir tasarım yap, fotoğrafını çek, bize gönder, Facebook sayfamızda paylaşalım. Sürpriz kutusundan bugün sürpriz.
ne çıkacak acaba? Yapıştır, boya katla, tüm cevaplar sürpriz kutusunda. Atma, sakın atma, sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başarmanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu.